Yanındayız bugün ve seçimlere az kaldı. Son 3 ayda yerel seçimlerde Kırıkkale Belediyesi'ni nasıl değerlendiriyorsunuz ve kim belediye başkanı olsun diye bir soru yönelteceğiz bugün halkımıza. Altyapı sıfır. İçeradolu'nun en kötü yapılaşması olan ilidir. Çevre ilere gidiyorum, Kırıkkale köy olarak görüyorlar. Büyük köy. Memnunum. Yeterli mi? Bakma, ben de AK Partiliyim, bakma. Değişmesini ister misin? Değiş. Kim olsun, var mı kafanda? Bilmem. Onu ben bilirim. Bir oyum var, götürüveririm. Memnun musun? Kırıkkale'de belediye var mı? Kırıkkale Belediyesi'nden memnun musunuz diye bir soru soruyorum. Bugün. Değiliz. Neden maalesef efendim? Değil. Bu sene biz bu başkanlığın çok kesintisini de yaşadık. Yani nerede oturuyorsunuz? Hüseyinkaya'da oturuyorum ben. Çok yaşadık ve istemiyoruz. Su sıkıntısı en büyük sıkıntı. En büyük sıkıntı ve bu insanların en doğal hakkı olan bir şey. Sürekli kesilmesiyle saatler boyu, geceler boyu. Ben evimin altında bim var, bimden hazır su alıp öyle kullandım sürekli suları. Geri geldi bu çocukları tıraş ettirdi bir berberde, yıkanmadan okula gittiler maalesef. Değişmesini istiyor musunuz? Tabii ki isteriz, tabii ki isterim. Merih Karayolu çok isterim ben mesela. Neden? Belediyecilik anlayışı var, altyapısı var. Yani bu belediyeciliği bilen birisi gelsin buranın başına. Ve ben buralı değilim aynı zamanda. Ben Ankaralıyım. Burası yaşadığımız memleket oldu artık. İsteriz ki yaşanacak hale gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Kesiniz belli ki. Evet. Kırıkkale Belediyesi'nden memnun musunuz? Değiliz. Neden efendim? Allah mı gerekiyor bu zaman? İşte. İşte bilmiyorum. Usandık başkanı. İnşallah yenisi gelir, hayırlı gelir. Sizi usandıran ne oldu peki? Hizmet yok. Hizmet yok. İstediğimiz hizmetler olmadı. Biraz gevşek. Onun için. Suyumuz ahmıyor. Günlük suyumuz kesiliyor. Her bir patlak var. Altyapısı çöpler bitik. Alınmıyor. Sokaklar çöpler temizlenmiyor. Işte. Bir belediye başkanından daha ne beklenir? Beklediğimiz alamıyoruz. Bir emekli. Vitamin ilacı. Hizmet bakımımız. Beklediğimiz alamıyoruz. Biraz da bakımlar. Yani mahallelerin bakımları. Mahallenin bakımı. Mahallenin bakımı öyle. Temizliği olsun. Hayır, her şeyler. Alamıyoruz. Değişmesini istiyorsunuz. Ama değişik var. Var mı peki aklınızda şu anki adaylardan şu olsun yok, diyebileceğiniz yok. Biri? Kimseye şeyimiz yok. Siyasetle işimiz yok. Siyasi partide güvenimiz var. Artık değişmesi lazım. Siyasetle değişmesi lazım. Yok. Aynı parti, aynı belde. Değişmesi lazım. Biz onu deneyeceğiz. Biz çarşıya çalışacağız. Hangisini deneyeceğiz? Kalkmasını deneyeceğiz. Ben şimdi gerçekten söyleyeyim. Değişti artık. Her şey değişmesi lazım. Hadi. Çok teşekkür ederim. Ben memnun musunuz? Memnun değilim. Neden efendim? Altyapı yok. Su sorunu çıkıyor. Aşırı kaldırmadı. Bakın eğer siz memnunsanız biz de memnunuz. Değişmesini istiyor musunuz peki? İsteriz tabii. Ben memnun değilim. Neden? Üniversite mezunuyum. Beni niye işe almıyorsunuz? Yarabantı satıyorum. Beni niye işe almıyorlar? 25 yaşındayım. Beni alın, ben çalışayım. Yok abi, kanalda patlıyor. Evet, ben 25 yaşındayım. Bu ülkenin genciyim. Yarabantı satıyorum. Beni niye işe almıyorlar? Çok fazla değil. Neden peki? Her yere baksana, yollara, birlere, şuralara. Sağımıza, solumuza, her tarafa hiç de memnun değilim. Değişmesini istiyor musunuz? İstiyor. Şey, hükümetin partisinden bu adam. Evet. Bir tane Kırıkkale'ye yatırım yapmadı ya. Ben 3 kere telefon ettim. Bunu bizzat kendine duyur. Ben Zeki Polat. 3 kere telefon ettim. Şu ağaçlar kurudu buralara, yenisini diktir dedim. Diktirtiremedim. 3 kere telefon ettim. Bitti. Radyo gülüyor. Kırıkkale Belediyesi'nden memnun musunuz? Hayır. Diye. Hiç memnun değiliz. Çünkü Kırıkkale'ye yazık yani. 20 yıldır AKP hükümeti. Yani biz destekleyen insanlardık. Ne oldu? Kırıkkale'ye bir hizmet yok. Altyapı sorunumuz, en büyük sorunumuz Kırıkkale'de. Hani ne yapıyorlar? Gelip orada oturmakla her şeyi çözüyorlar mı zannediyorlar? Hani yazık bu millete ya.
Ben Çarlı Özyeğeni mahalle kokudan giremiyorsun. Altyapı olmayınca. Yani bunlar böyle bir hizmet olmaz. Bizim için partisi önemli değil. Bizim için buraya hizmet edecek insan lazım. Var mı kafanızda şu yapar? Benim şu anda düşünemiyorum ki yani. Kim çıkıyor ki? Garibanın biri iş yapacak insan çıkamaz ki zaten. Çalışıyor da bir çalışmıyor mu diyor. Başka soracağım bir şey var. Neler yapmasını istersin? Silikkale'ye nasıl bir belediye başkanı yakışır peki? Aa, şu pazar yerlerinde dolu yok mesela. Kıyıları kaldırmıyor. Yapmıyor. Mahalli Bey'e de söyledik biz. Kendisi zaten hiç gelmiyor 10 yıldır. Biz tanımıyor kendisini, görmedik yani. Varsa pazarcılardan gören söylesin. Hepsi bu. Nasıl bir adam olduğunu da görmedik. Nasıl olduğunu da görmedik. Biz dolu yok burada. Terk edildik. Ya, bunları iletin. Bir memnun diyelim. Neden? Arkadaş, memnun diyelim. Biz memnun diyelim. Belediye başkanı olalı 5 sene 4 sene gelip de bir selam aleyküm diyen olmamış pazar yerine. Nasıl memnun olacağız? Nasıl memnun olmamı düşünüyoruz? Nasıl olmamı düşünüyoruz ya? Gelip de şöyle bir selam aleyküm diyen, selam aleyküm diyen. Başı pazarlara hale bak her tarafa. Şu an insan kapatmaz mı şu anda ya? Evet. Müşteri memnun değil, kimse memnun değil, biz memnun değiliz. Efendim bir soru soracağım ve sizi dinlemek istiyorum. Soruyu önce alayım. Kırıkkale Belediyesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Kırıkkale'de belediye var mı? Kırıkkale'de mış gibi yapılan her şey var ama gerçek yok. Kırıkkale'de iktidar Kırıkkale'yi terk etmiş, belediye başkanı başkancılık oynuyor.